Tekrar Ayetel Kürsi'yi baştan alayım. Allah, kendisinden başka ilah olmayan, mutlak diri, hayatın ve varlığın kaynağı ve dayanağıdır. Ne gaflet basar onu, ne de uyku. Göklerde ve yerde olan her bir şey onundur. Onun izni olmaksızın katında şefaat edecek olan kimmiş? O, kullarının önünde açıkta olan şeyleri de, ardında gizli olan şeyleri de bilir. Oysa onlar, o dilemedikçe onun ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O yüzden de dedi ki peygamberler durmadan Rabbim ilmimi arttır diye dua etmişlerdir. Onun sonsuz kudret ve otoritesi gökleri ve yeri kaplamıştır. Üstelik onları görüp gözetmek ona güç gelmez. Zira El Ali ve El Azim olan yalnızca odur. Ayetin sonunda yer alan Ali ismi ayete adını veren kişi kürsüyü tanımlamaktadır. Mutlak ve sonsuz, ulu, eşsiz ve benzersiz yüce, bununla beraber o eşsiz ve benzersiz azamet sahibidir. Hani onun gücünü idrak etmemizi istiyor. Düşünsene, senin hücreni şimdi elektromikroskopla laboratuvarda sergiliyorlar. Sen kaba diyorsun, kaslarım var, kemiklerim var, organlarım var. Hücrenin içerisinde mitokondriler, lizozomlar, yok RNA'lar, ne işlemler Ne var, bir fabrika alemler, gibi ya. evet. Ne Yani alem, ne senin farkında coğrafya, olmadığın evet. bir tarafında. Alem çeşitli. Oranın da o da onun mülkünde ve onun otoritesi orada da geçiyor. Ya bunu, sadece bunun üzerine günlerce tefekkür etmen lazım. Yani bu söylenilen şey şimdi burada okundu, ama okunduysa sadece okunur. Ama tefekkür etmek, hayata bakmak, o belgesellere bakmak, ayete bakmak, içine dönmek emek ister, çaba ister, vakit ayırmak ister arkadaşlar. Geçen bir tane minicik bir sinek kondu. Öldürdüm onu. Dedim ki Allah'ım, şimdi onda gözü vardı, kulağı vardı, midesi, sindirim sistemi vardı dedim ama incecik varlığı yoktu belli bir şey. Ya ama o da onun mülkünden de, değil mi? Evet. Ya kürsüsü onu da kaplamıştı. Yani otoritesi, Evet. yani onun rızkı, Evet. ne zaman doğacak, ne zaman ölecek, hastalanacak mı, Ya, çiftleşecek mi, evet. hangi ülkede yaşayacak, kimin eliyle ölecek, nerede ölecek, Acaba? hangi çöpten beslenecek, hepsi o ilahi otoritenin Evet. içerisinde ya. Düşündüğün zaman nasıl bir zeka, nasıl bir güç, Gerçekten. yani Aynen. kavrayamazsın. Ve Gidersin bu gidersin. iç organlarımız o kadar çalışıyor, hareket ediyor da onun hani hiç sesini duymuyoruz. O da Evet. önemli. O büyük bir trafik var. Ama değil mi? Hiç Doktora gidiyorsun, şuraya ultrason gibi bir şey durgunluk, koyuyor. değil mi? Gurul gurul her Hep yerde evet. sesini de Sesini duyuyorsun. Ne bileyim, midendeki böyle duyuyoruz. şelale var sanki. Evet. Bebeklerin anne rahmindeyken şey konmuş ya, mikroskop. Ses kaydı da alıyor. Çocuk resmen elektrik süpürgesi gibi ses duyuyor, o sindirim sesini, havayı, rüzgar sesi, annenin ciğerleri genişleyince, lokmalar düşerken mideye güm 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 duyuyor. Ama ona, ama işte o yüzden de şimdi böyle elektrik süpürgesi sesini verince çocuklar uyuyor ya. Bir de saç kurutmadan uyuyorlar. Çünkü o Sesinden aşk sırada yaşıyorlar. İşte bizim Yani. karnımızdaki hareketleri bebekler öyle duyuyormuş. Bunu da keşfetmiş birisi. CD'ler öyle satılıyordu. Elektrik süpürgesi sesi, fön makinesi sesi, su sesi. Başka ne var? O belgesel National Geographic'te Evet. vardı ama. Alfa frekansını şey olarak veriyorlar. Anne karnındaki bebeğin kalp atışları gibi. Alfa CD'sini öyle hazırlıyorlar. Biz Oradaki. dışarıda duymuyoruz. Ne Girmek güzel için. bir yalıtım var değil mi vücudumuzda? Ya. Ses geçirmeyen bir yalıtım sistemi Evet. var. Ya ses geçirmiyor ama mesela bak, dizlerinin arkası güneş görürse, epifiz bezi tenindeki, ya yani gözlerin kör olsa bile güneş olduğunu anlıyor ve ona göre seni Olur uyandırıyor. mu? Körler Dizlerin nasıl uyanıyor? arkasını Dizlerin dediniz. arkası. Güneşlemek o kadar faydalı yani. Hem faydalı ama İşte aynı zamanda görmüyoruz ama. körler nasıl Görmüyoruz. biliyor şeyi, değil mi?
tenleriyle, tenleriyle algılıyorlar. Çok ilginç. Biz de algılıyoruz da biz şimdi her şeyi gözümüzle yaptığımızı zannediyoruz. Aha, biz, evet, aynen öyle. Şimdi Şura 4'te göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O aşkın yüceliğiyle görünmeyen varlıkların da azamet ve heybetiyle, yani Ali ve azim oluşuyla görünen varlıkların da ötesindedir. Hepsi üzerinde mutlak otorite odur. Hepsi onun mülküdür. Ali olan Allah'ın kitabı da Ali'dir. Bu şeyi de anladık mı? Ali olanın mutlak otorite sahibi olması, yüceliği, aşkınlığı. Allah'ın Ali isminin en büyük tecellisi Kur'an üzerinde görünür. Zira o Kur'an'ı da Ali sıfatıyla takdim etmiştir. Zuhruf 1-4 ayetlerinde Ha Mim özünde açık ve hakikati açıklayıcı olan bu kitabın değerini bilin ki zaten biz onu anlayabilirsiniz diye Arapça bir hitap kıldık. Niçin Arapça bir hitap kılınmış? Anlaşılsın. Niye? Anlaşılsın. Adamların dili ne? Arapça. Demek ki en üstün dil Arapça mıymış? Allah böyle bir şey mi söylüyor? Ne diyor? Biz onu anlayabilirsiniz diye Arapça bir hitap kıldık. Tüm dillerin sahibi kim? Allah. O zaman hepsi Allah'ın ilminden olduğuna göre Allah'ın ilmi birbiriyle yarıştırılır mı? Süleyman Ateş Hoca diyor ya, Allah Türkçe bilmiyor mu diyor. Ya. Hatta bazı ayetlerde şey diye geçiyor. Siz anlayabilirsiniz diye kendi dilinizden gönderdi. Evet. Şimdi düşün, İsa o zaman Arapça konuşurdu. İsa ne konuştu? İbranice. Aramice konuştu. İbrahim ne konuştu? İbranice mi? Yok, Musa İbranice konuştu. O şeyi de Sümerliler dönemindeydi. Mezopotamyalılar ne konuşuyorsa onu konuştu. Asurca olabilir yani. Sonradan çünkü Tevrat yazılıyor ya. O açıdan baktığında. Bizim de o zaman. Yani. Çıkarak, o yüzden önce. Yunus Emre çok önemlidir arkadaşlar. Hem Ahmet Yesevi çok önemlidir. Divan-ı Hikmet'i. Türklerin anlayabileceği şekilde Kur'an'ı. Hem nasıl Kur'an'da bir musiki bir ahenk var. Divan-ı Hikmet ve Yunus Emre'nin şiirlerinde de var. Aynı onun Türkçeleşmiş hali gibi düşüneceksiniz. Edebiyatçılar mesela, birkaç edebiyatçıdan dinledim. Biri Mustafa Taççı, biri tasavvuftan Osman Nuri Küçük Hoca. Birkaç kişi dediler ki bu iki kişi Türkçe'ye kanat takıp Tanrı'nın dili yapmışlardır. Tanrı onların dilinden Türkçe konuşmuştur. Ya baktığın zaman ne anlatıyor Yunus Emre veyahut da Ahmet Yesevi? Allah'ı, ahireti, insanı, değil mi? Hani onunla ilgili videoları var. Bak, Mustafa Taççı'nın edebiyat hocası ya o. Orada var. Eskiden Salt Köprülü vardı, bilirsiniz. Evet. Yani Türkiye'deki Kürt isimlerden bir tanesi. Bu Arapça bir hitap kıldık. Şüphe yok ki o katımızda bulunan lef-i mahfuzda kayıtlıdır. Ne demek bu? Şüphesiz o katımızda bulunan lef-i mahfuzda kayıtlıdır. Ana kitap değil mi? Ana kitap. Evet, ana kitapta nasıl kayıtlı olur bu? Allah'ın kendi dilinden. Allahça. Bu şimdi insan dilinden. Ses madde alemi için var. Evet. Bugün mesela telepati, duru görü falan diyorsunuz. Peygamberin kalbine indirilmesi neydi? Kelimeyle mi indirildi? Manayla. Manayla indirildi. Daha sonra Cebrail onu yüzüne okudu. Allah'ın dili yok ki. Evet. Madde aleminde biz ete kemiğe büründük ve ses tellerimiz olduğu için uzay boşluğunda bu sesin gitmesi gerekiyor. Evet. Ama bazı insanlar, mistikler, terbiyeden geçenler telepatik olarak da birbirleriyle anlaşabiliyorlar. Lef-i mahfuzda kayıtlı olması kutsal metinlerin dilinin olmadığını gösterir. Dünyaya indiğinde hangi coğrafyada hangi peygamberin kavmine geliyorsa çevriliyor. Tercüme gibi. O zaman Kur'an-ı Kerim'deki kavramları birebir anlamak manadan savurur bizi. O yüzden tasavvuf diye bir şey çıktı ortaya zaten. Hazreti Ali de ne dedi? Bir ayetin 7 tane anlamı vardır dedi.
Buradan yola çıkarak dedi. Kim Allah'ın lef-i mahfuzdaki manasına yakın idrak edecek? Kim idrak edebilir? Sırat-ı müstakimde yürüyüp nefsini gittikçe terbiye ettikçe temizleyenler başka kimse değil. Yani istediğin kadar profesör ol, kitap ol, aklın Sokrates'in aklı olsun. Yani öyle olsun olmuyor. Olmuyor yani orada nefis tezkiyesi o kadar önemli ki akıl da çok önemli. Asla hani aklı hiçbir zaman biz küçümsemedik ama bu akıl fikriyle Leyla bulunmaz diyenlerdeniz biz. Akıl burada kalıyor öldüğümüzde değil mi? Bilinç gidiyor. Tabii bilinç kalıyor. Hepsi gönül, bir akıl süzülüğü senden ne çıkar? Şimdi beni süsseler limonu sıkıyorsun ya. Çok önemli bir ifade oldu. Evet şimdi bak bakalım seni sıkarlarsa ne çıkacak? O gidecek. Çünkü limonun kaba tarafı bedeni. Atıyorsun, suyunu alıyorsun değil mi? Senin de kaba tarafın bedenin, yaşadıkların, gezdiğin, gördüğün, yediğin işte sıkacaklar. Onun içinden çıkan öz neyse öyle gideceksin. O yüzden senden sıktıkları zaman ne çıkar bir bak arkadaşım. Özü kalitelendirmek. Evet. Seni sıktıkları zaman ne çıkacak? Çok önemli. Aşk mı çıkacak, muhabbet mi çıkacak, fitne mi çıkacak, hırs mı çıkacak, kin mi çıkacak, nefret mi çıkacak, öfke mi çıkacak, yoksa dingin bir deniz mi çıkacak, ne çıkacak? Bir kendine her gün düşün, şimdi beni bir limon sıkma şeyine alsa Allah benden ne çıkacak? Bazı limonlardan hiç su çıkmıyor. Gerçekten öyle. Bazıları kalmalı yani. Ya. Kokular iyi oluyor ya. Biz de kabuğumuzu ne kadar inceltirsek. Ha, inşallah. İnşallah arkadaşlar. Yani limonunuzu sıkacaklar bir gün ona göre. Orada sıkılmadan burada sıkalım da. Evet ona göre. Evet. Evet şimdi yine önemli bir Ali ismiyle ilgili alana girdik. Ama dedik ya tevhidle alakalı bir isim diye. Hadisi vahiy ilan etmek, hadisi Kur'an'a eş saymaktır. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de sadece Allah'ın kitabı lef-i mahfuzdaydı. Yani Kur'an, öyle vahiy, hadisle ilgili bir şey yok. Ki Peygamberimizin yasakladığını biliyoruz. Ben hayattayken kesinlikle yazılmasın, karışmasından korkmuş çünkü. Sonra mesela Hazreti Ebubekir zamanında da yok. Hazreti Ömer de bulduklarını yaktırmış zaten. Herkes evlerinde saklamış. Ama sonra işte Ümeyye oğullarıyla beraber bir hadis yazma yarışına girmişler. Peki bir hadisin sahih olup olmadığı hükmünü veren kim? Hadisçiler. Bu hükmü hadisçiler veriyor değil mi? Biz hani onlar kitap yazıyorlar. Bu hadis... Kriterleri ne? Sahihtir değil. Kur'an'a uyuyor olması lazım değil mi? Ama onların bir ilmi var hadisçilerin. Bu son dönemde sadece Kur'an'a uygun mu değil mi tartışması gündeme geldi. Ondan önce böyle bir tartışma yok. Bu tartışma var diye de hadisçilerin hepsinin de Kur'an'a uygun bütün hadisleri kabul ettiğini zannetme. O yüzden Mustafa İslamoğlu'na saldırıyorlar. Veya Edip Yüksel'e ve diğerlerine saldırıyorlar. Şimdi diyor ki kriterleri belirleyen hadisçiler cerh ve tadil ilmini kullanıyorlar. Onların özel ilimleri var, metotları var. Peki birinin güvenilmez saydığını öbürünün güvenilir. Ümmetin bir kısmının İmam-ı Azam dediği bir alime bir hadisçinin yalancı, sahtekar hatta küfre düştü demesini nereye koyalım? Kendi aralarında birbirlerine giriyorlar. Gençler de bunu böyle demişti. Ya. Verdiği iktidar yanlısı fetva ile İmam Gaylan bin Müslim et-Dimeşki'nin öldürülmesine sebep olan hadisçilerin imamı evza eden, bak düşün yani fetva veriyor başka bir imamı öldürttürüyor. Bu da hadisçilerin imamı. Yani ne demek? İlmi rehberleri. Evza eden şu söz naklediliyor. Bakın bu çok önemli. Hadis bilimini anlamanız için hani IŞİD neden doğdu, Vahabilik nasıl doğdu, El-Kaide nasıl doğdu ve Selefilik nedir anlamanız için. Çünkü bunlar ne diyorlar? Hadisleri Kur'an'la eşdeğer sayıyorlar veya çok önemsiyorlar. Ve bu hadisçilerin imamı şöyle diyor.
sünnet kitabı yargılayıcı olarak gelmiştir. Sünnet neyi yargılayacakmış? Kitabı. Evet, aynen öyle. Ama kitap sünneti yargılayıcı olarak gelmemiştir. Şimdi bana sorsanız ben bu adama Müslüman olduğunu söyleyemem. Çok ters tabii. Evet. Ya tersi oldu. Şimdi bunu söyleyen kişi bir yani dakika kaynağı yani. Hadisçilerin Evzai. İmamı Evzai. Evet. Fotokopi asmedecek. Fotokopi bile olamaz. Fotokopi evet. Yine birebir evet. Aynısı. Evet. Yorumlar. Hayır Allah'ım. Güvenirliği kesin olsa. Ama işte böyle İslam dünyası demek ki birbirine düşürüldü. Bu adam acaba evet. Dönme mi? Evet. Müslüman mı? Parayla kalemi satın alınmış birisi mi? Şimdi sen bunun Müslüman olduğuna inanır mısın? Böyle diyen birisinin. Sağlığında Allah böyle ya. Bir şeye izin hiç vermemiş ki zaten. Evet. Hani ilahi uyarılar yapmış. En ufak bir anlamda değişiklik olmaması için. Bakın bu üstelik bu zat Hazreti Ali'nin zamanında yaşıyormuş. Hazreti Ali'ye bu şeyi getirmişler. Kişiyi. Lafı. Bu iri laf karşısında Hazreti Ali'nin alim Allah'ın kitabının üstüne başka hiçbir şey koymayandır demiş. Muhtemelen o Muaviye sarayındadır bu Evzai'ye. Yani muhtemelen ne demiş alim Allah'ın kitabının üstüne başka hiçbir şey koymayandır. Sözünü hatırlatmaktan başka elden ne gelir ki? İşte canım benim şu anda bu Mustafa Öztürklerin veya İslam oğlunun ve bu tiplerin savaşı bunlarla anlıyor musunuz? Selefi İslam'la. İşte Selefi İslam dediğiniz zaman Suudi Arabistan aklına başta gelmeli. Vahhabi, El-Kaide, IŞİD yani böyle bir zincirleme aklına gelmeli yani. Ve bu Cübbeli Ahmet ve bunun gibi bir sürü var. Ben bir YouTube'a giriyorum ki bunlar da böyle devam ediyorlar yani. Bunlar da böyle devam ediyorlar. Çok acı ama aydınlık karanlığı boğar. İnşallah bizler ilmimizi arttırdıkça karanlık boğulup gidecek. Ümidimiz o. Şimdi hadisi de söyledik. Kur'an'ı putlaştırmayı, peygamberi putlaştırmayı söyledik. Sadakatin yüce dili olmak. Yine Ali ismiyle alakalı bir alana girdik. El Ali olan Allah'ın tecellilerinden biri de kulların içinden ehliyet ve liyakat sahibi bazılarını sadakatin yüce dili veya yüce sadakatin dili olarak kullanmasıdır. Ayette lisane sıdkın aliyen ibaresi olarak geçiyor bu. Bu iki anlama geliyor. Ya yüce sadakatin dili ya da sadakatin yüce dili. Doğruluğun yüce dili olmak. Konuşurken hakikate sadık kalan bu sadakati hakkı tavsiye etmek hani var ya Asr suresinde onlar birbirlerine hakkı tavsiye ederler. Aynen. Emri çerçevesinde bir yükümlülüktür. Kim bunu yerine getiriyorsa yerine getiren o dil yüce vasfını hak ediyor demektir. Kim hakkı tavsiye ediyorsa. Hak üstün ve yücedir. Hakkı savunan dil dillerin en üstün ve yüce olanıdır. O yüzden bugün elbette insan beşer şaşar düşer ki peygamberler hep Cebrail'le kontrol edilmiş, uyarılmış. Ama bugün hakikat savunucusu olarak hepimiz herhalde idrak ediyoruz bu alimleri. Allah yardımcıları olsun. O hakikat savunucuları olduğu için de bir insanın düşmanına bakın, onun kim olduğunu anlarsınız. Bir insanın düşmanı yobazlarsa zıttı olduğunu anlarsınız. Bir insanın rakibi, muhalefeti aydınlarsa onun kim olduğunu anlarsınız. Şey, Cübbeli Ahmet'in teorilerine bakın yani. Ya. Biliyorsun bunların yani bu Mustafa Öztürk'ün ve diğerlerinin yerini basanlar Cübbeli Ahmet'in adamları veya ona benzer insanlar yani. Yani. Şeyleri konuşturmayanlar İlhan Güler'le evet. Özsoy'u evet. İman sempozyumunda evet. Konuşturmuyorlar. Konuşturmuyorlar. Ya. Hakkı savunan dil dillerin en üstün ve yüce olanıdır. O dilin sahibi
insanların üstün ve yüce olanıdır. Sadakatin yüce dili olmaktan söz eden ayet, üç nebiden birden bahseder. Meryem suresi 50. ayet, 49-50. ayet. Beraber okuyorum ikisini. İbrahim en sonunda onlardan ve onların Allah'ı bırakıp da taptıklarından uzaklaşınca, biz ona İshak ve Yakub'u armağan ettik ve onların her birine de peygamberlik verdik. Dahası onlara rahmetimizi bahşettik. Nihayet onları doğruluğun ve hakikatin yüce dili yaptık. Ne mutlu onlara. O yüzden de kıyamete kadar hep yüceltilecekler insanlar tarafından, değil mi? Allah bizlere de, zürriyetimize de nasip etsin doğruluğun ve hakikatin yüce dili olmak. Hazreti İbrahim, İshak, Hazreti Yakup bu peygamberleri Kur'an sadakatin yüce dili olarak bildirir. Her peygamber farklı bir tipolojiyi temsil eder Kur'an-ı Kerim'de. Her peygamber de Esma-i Hüsna'nın farklı kombinasyonları baskın çıkar, tecelli eder. Ali isminin tecellisinin baskın olduğu peygamberler arasında bu üç peygamber de yer alır. Allah katında yüce mevki hakikate sadakattir. Meryem suresi 56-57'de buna vurgu yapılıyor. Şimdi biraz önce 49-50 Meryem'de neye vurgu yapıldı? Sadakatin yüce dili olmaktan. Şimdi ise ikinci bir yere geliyoruz. Allah katında yüce mevki hakikate sadakat göstermektir. Birisinde hakikatin yüce diliydin, şimdi de hakikate sadakat göstermek. Bununla ilgili Meryem suresi 56-57'de. Bu kitapta İdris'i de an. Elbet o da doğruluk ve dürüstlük abidesiydi. Bir nebi idi. Ve biz ona da yüce bir konum bahşetmiştik. Şimdi Meryem 58. ayette İdris'in Adem'in neslinden geldiği söyleniyor. Demek ki bu ilk peygamberlerden birisi. Kadim hikmetin babası olarak bilinen Hermes'in Hazreti İdris olduğu yorumlarını, yani İslam camii